Barack Obama başkan olarak 11. ve son kez gideceği Asya'da Amerika'nın bölgedeki liderlik rolünü perçinlemeye çalışacak. Bunda da Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması büyük önem taşıyor. Şu anda başkan benim ve bu anlaşmanın yapılmasını istiyorum. 12 ülkeyi kapsayan anlaşmanın kongre tarafından onaylanması gerekiyor. Ekonomilerin birbirine bu kadar entegre olduğu bir dönemde bizler bunun dışında kalamayız. Ancak anlaşmaya hem Kongre'den hem de Kasım seçimlerine katılacak iki adaydan da itirazlar var. Yürürlüğe girmeden önce bu anlaşmadan çekileceğiz. Anlaşmaya şimdi de karşıyım. Başkan seçilirsem de karşı olacağım. Bazı uzmanlar Amerika ile bölge ülkeleri arasında diplomasi ve güvenlik alanlarında işbirliği olsa da anlaşma olmazsa ekonomik işbirliğinin eksik kalacağı görüşünde. Eğer anlaşma olmazsa Amerika'ya duyulan güven de ortadan kalkar. Bazılarına göre de anlaşma olmazsa Asya ülkeleri Amerika'dan uzaklaşır. Asya ülkeleri için bu durumda tek seçenekleri olarak Çin kalır. Laos'taki zirvede Obama'nın Amerika'nın bölge ülkelerine taahhütlerini yinelemesi bekleniyor. Obama G20 zirvesinde ise Çin'in bölgedeki liderlik rolüne itirazı olmadığını dile getirecek. Ama bununla birlikte Çin'in Güney Çin denizindeki saldırgan tutumu ve sanal korsanlık faaliyetlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Obama'nın Çin lideriyle görüşmesinde Amerika'nın asla geçilmesine izin vermeyeceği kırmızı hatlarını ortaya koyması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı G20 zirvesinde küresel ekonomi ve iklim değişikliği ana gündem maddelerini oluşturuyor. Dilgetim Oçin, Amerika'nın sesi, Washington.